Bəli, dostlar, vəd etdiyimiz kimi bugün biz Krım Tatarlarının lideri, sağlığında əfsanə Mustafa bəy Cəmilovla danışırıq. Mənim üçün əlbəttə çox xoşdur Mustafa bəyi salamlamaq. Mustafa bəy, təşəkkür edirəm yayıma qatıldığınız üçün. Təşəkkür interviu üçün. Mustafa bəy, ilk öncə mən sizi 10 il öncəyə götürmək istərəm. Əvvəla 2014-cü il Krımda keçirilən referenduma. Mən bilirəm ki, siz həmin referendum zamanı Ankaradaydınız. Və referendumdan sonra bir basın üçün, mətbuat üçün pres konferans keçirdiniz. Zəhmət olmasa deyərdiniz, retrospektivdə baxanda necə görünür o referendum? Bu referandum kanunsuz olduğu eğer ki bütün dünyaya belliydi. Malum olduğu gibi Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın genel kurumu da bu konuda karar aldı. Ama biz önce bu referandum konusunda bunları ilan ettikten sonra Kırım Tatarlarının en yüksek organı Kırım Tatar Milli Meclisi açıklama yaptı. Biz bu referandumu tanımıyoruz ve tanımayacakmış. Ruslar burada işgalciler, derhal bizim topraklarımızı terk ettiğimiz şekilde biz açıklama yaptık. Ondan sonra 12. Mart'ta benim epeyce uzun Putin'in böyle telefon konuşmam oldu. İşte bu diye dedi bu referandum Tarihi konusunda hatırlıyor musunuz? Tarihi. nasıl? Tarihi hatırlıyor musunuz? Vy pomnite 12. kakat? Mart'taydı. O referandumdan 14 gün önce telefonla bir 40-45 dakika biz ondan konuştuk. Bel. Ben ona bu referandum kanunsuz olduğunu söylediğim zaman Bel. o dedi işte давайте выслушаем волю крымского народа. Böyle kelime var. Крымский народ. Sanki böyle halk varmış gibi. Millet gibi. Ben dedim bu sizin referandumunuzu hiçbir dünya tanımayacak ve siz bu referandumun kendi devletinize de büyük zarar getireceksiniz. Ama yine de işte o referandum dedikleri bu sahte şeyi yaptılar onlar. Bu elbette hem uluslararası kaidelerine aykırı hem Ukrayna kanunlarına göre aykırı. Çünkü bir toprak meselesinin hangi devlete ait olacağı konusunda referandum ayrı bu bölgede değil de bütün devlette geçirilmiş gerek. Bu yani bütün Ukrayna'da. Ama öyle yapmadılar. O referandum aslında göz boyacı böyle bir şey. Referandum da değil, böyle spektakl yaptılar. Tiyatro gibi bir şey. Hem de bütün işgal altında avtomatlar namluların karşısında nasıl referandum olacak? Biz belliydi. Eğer de karşı bir şey yapılacak olsa o söyledikleri rakamları da %88 katılmış iken de %96 Rusya'ya eklenmesi konusunda oy verdikleri bu sırf böyle fantastik bir şey. Bu Kırım Otonom Cumhuriyeti'nde olan seçimleri biz hep izleyemiz. Biz orada aslında bu bütün bu seçimler tarihinde böyle katılım hiç zaman olmamıştı. En çok olsa %70 katılım olur. Ondan fazla olmaz. Onun sebepleri gayet çok. Mesela birçok insanlar başka yerde yaşıyorlar ama propiskaları başka yerde. Yani bu söyletmek istediğim %88 uydurma bir rakam. Kırım Tatarları ise boykot ettiler. Biz bütün bu seçim bölgelerinde bizim gözlemcilerimiz vardı. Seçimde bu referanduma katılmak hakkı olan insanlarımızın sayısı 180 bin olsa bu sandıklara varıp oy veren Kırım Tatarlardan yalnız 900 kişiye kadar yani 0,5 yani yarım procent civarında katıldı. Bu oy verdi 14 procent alıp taşırsak yine de 88 olmuyor. Yani ondan sonra biz bir zaman geçtikten sonra elimize malumat geçti. Bu FSB'nin bildirisi kendi büyüklerine Moskova'ya verdiği haberlerine göre
bu gizli malumatı, diyorlar ki referandumda %33,04 katılım oldu. Bu gerçekte benziyor çünkü gerçekten de öyle oldu. Kırım Tatarların bu söylediğim 900 kişi kadar katılanlar da mutlaka oylarını Rusya'ya katılım konusunda verdikleri şart değil. Çünkü orada ikinci soru da vardı. Kırım Otonom Cumhuriyeti daha güçlenmesi ama Ukrayna içerisinde kalması. Bazı naif insanlar zannettiler ki eğer de ikinci soruya cevap verilse o zaman Kırım Ukrayna'dan ayrılmayacak. Öyle naif bir şeyler. Bey, siz bu referandumun geldiğini bilirdiniz mi? Yani yıllar önce. Ben neden bunu soruşurum? Mesela Rusya'nın başka yerlerde de bu tür referandum geçirmek planları. Biz göz boyama aslında bu hep referandumların kendi kaideleri olacak. Şimdi bunlar Şubat ayın sonunda girdiler ve yarım ay içerisinde referandum geçirirler. Referandum geçirmek için en azından bir yıl çalışmalar lazım olmak gerek. Yani bu formalite olarak kendi planların geçirilmesi için, göz boyamak için böyle referandum kelimesini kullanıyorlar. Ama maalesef bu çok insanlar dünyada buna inandılar. Siz dediler ki ya bu oradaki yaşanılan insanların iradesi, onlar bunu istemişler. Ama gerçeği tam tersine, böyle değil. Evet, Ruslar, orada yaşayan Rusların bazı bir kısmının böyle Rusya'ya simpatileri var. Orada onların akrabaları var. Onlar çünkü Rusya'dan gelmişler. Onlar kendi vatanlarının, tarihi vatanlarının birleşmek belki isterlerdi. Ama onların oranı, onların nüfusu o kadar çok değildi. Ben böyle başa çürem ki, Kırım referandumundan sonra sizi Moskva persona non grata etti, öyle mi? Yani sizin Rusya'ya girişiniz qadağan edildi. Yok, o bu işgalcileri davrandıklarını anlattım. İki gün sonra da ben New York'a bu güvenlik konseyine, Sayın Bezapasist'i oraya çağırdılar. Orada da konuşma yaptım. Oradan sonra, Kırım'a geldikten sonra bu şey başlandı. Onlar önce Kırım'ın Verkhovne Radası'nın, Verkhovne Sovet'in dağıtılması konusunda oy veren deputatlara yasak koydular. Orada 160 deputat galiba onlara yasak ama benim ismim orada yoktu. Ama yine de 19 Nisan, Aprel'de ben Kırım'a girdim. İki gün sonra Verkhovne Rada'ya, Kiev'e gittiğim zaman sınırda bana okudular bunu. Dediler ki 5 yıl için size Rusya'ya girmek yasak. Ben de sanki anlamamış gibi dedim ki ben aslında Rusya'ya kalmadan azat olduktan sonra hiç gitmemiştim. Gitmeye niyetim de yok. Ne bu Rusya yasağı koyuyorsunuz? Bunlar dediler Kırım'da artık Rusya'dır. Ben o zaman dedim ki siz bu kadar çok zaman Kırım'da kalacağına umut ediyorsanız çok fazla optimistik insanlarsınız. Gerçekten de o zamanlar böyle düşünüyordum. Çünkü uluslararası kaideler o kadar sert ihmal edildi ki ben zannettim şimdi dünya ayaklanacak da bu Rusya'nın terbiyesine bakacaklar. Ama maalesef artık 10 yıl geçti, yine Kırım işgal altında. Bugün haradadır Kırım Tatarları? Yani tahmini bilir misiniz? Mesela Kırım'da kalan ne kadar, başka ülkelerde kalan ne kadar, yani faiz bakımıyla? 2014 yılın resmi rakamlarına göre orada 248 bin Kırım Tatarları sayılırdı. Ama pratik olarak bizim tahminlerimize göre 300 bine yakın, 300 binden daha biraz fazlaydı Kırım Tatarları'nın sayısı. Ama işgal başlandıktan sonra birçok Kırım Tatarları mecbur oldular vatanını terk etmeyi. Ondan sonra bu 22. yılın bu geniş işgalinden, geniş saldırısından sonra da bu mobilizasyon olduğu zaman da çok gençler yine de Kırım'ı terk etmeye başladılar. Bu geniş savaştan önce Kırım'ı terk eden Kırım Tatarları esas olarak Ukrayna'nın ana topraklarına geçiyorlardı. Ama bu büyük savaş başlandıktan sonra Kırım ve Ukrayna'nın ana toprakları arasında sınırlar kapandı.
Ve bizim insanlarımız çeşit yollarının, işte Baltık ülkeleri, Kazakistan, Gürcistan yollarının başka ülkelere gitmeye başladılar. Neticede ne oldu? Şimdi Kırım Tatarları bütün dünyada saçılmaya başladılar. Mesela bizim rakamlarımıza göre yalnız İrlanda'da 6.000'e yakın Kırım Tatarları var. Binlerce Polonya'da, başka Türkiye'de birkaç bin var. İşte milletimiz epeyce saçıldı. İşte bu en acı tarafı şu ki biz Kırım Tatarları 1944 yılının sürgünü ve soykırımdan sonra yarım yüzyıl devamında vatanımıza dönmek için mücadele verdik. Ama şimdi yine kendi toprağımızı terk etmek zorunda kalmaktayız. Onun için biz diyoruz ki eğer Kırım işgalden kurtulmazsa, Rusların altında Kırım Yarımadası kalacak olsa bizim halkımızın hiçbir geleceği yok. Olur ya da orada Ruslaşacak, mankurt olacaklar ya da yine de vatanlarını terk edecekler. Mustafa Bey, siz nece görürsünüz Kırım'ın deokupasyasını, işgalden azat edilmesini? Как вы представляете деоккупацию Но вообще-то у нас стратегия Украины была освобождение мирным путем. Ben birkaç açıklamalar da yapmıştım bu konuda. Dedim ki eğer de savaşla açılacak olsa, kurtarılacak olsa Kırım, orada insan kalmayacak. Mariupol gibi olacak. Ölü bir yarımada olacak. Ve bu Ukrayna'nın Güvenlik Konseyi, Совет национальной безопасности и обороны aldığı stratejiye göre de usilenie sanksi, yaptırımların güçlendirilmesi diplomatik yollarıydı. Bu geniş savaş başlandıktan sonra da bildiğiniz gibi Ukrayna ve Rusya arasında bir müzakereler oldu, görüşmeler oldu. Sonraki görüşmede 29 Mart 2022'de İstanbul'da oldu. Ben de orada vardım. Biz orada teklif ettik. Orada hiçbir anlaşma imzalanmadı ama iki taraf da kendi isteklerini, taleplerini söylediler. Ruslar kendi standart şeyleri, demilitarizasyon, отказ от НАТО, денацификация, böyle saçma şeyler yazdılar. Bizler de dedik ki siz Rusya olarak 2022 yılın Şubat ayında, 24 Şubat ayının sınırlarına geçeceksiniz. Ve ama Kırım ve Donbas hakkında onların statüsü konusunda müzakereler başlayacakmış. Perigovorni proses. Ve bu perigovorni proses esnasında biz o toprakları kurtarmak için silah kullanmayacağız. Böyle de protokolde imzaladık. 2 yıl sonra Putin, aslında bu adam ağzını açtığı zaman mutlaka bir yalan söyleyecek. O da dedi ki 22. yıl 29 Mart'ta barış anlaşması imzalanmıştı ama Ukraynalılar bozdular bunu. Öyle olacak bir şey değildi. Hiç barış anlaşması imzalanmamıştı. Biz yalnız kendi taleplerimizi söyledik. Ama bu protokolları, bu Rus delegasyonu İstanbul'dan gidip de Moskova'ya gelince ertesi günü Putin, kendisi değil de onun bu sözcüsü Peskov dedi ki Kırım Yarımadası hakkında hiçbir müzakere olmayacak çünkü bu Rusya'nın toprağıdır. İşte, ama bu zamana, bu güne biz Ukrayna'daki Rusların işgalcilerin yaptığı cinayetleri ortaya çıktı. Buça'da bu toplu mezarlar, o kadar işkenceler. Ondan sonra bizim Cumhurbaşkanımız Zelenski bir açıklama yaptı. Dedi ki bundan sonra Putin'in hiçbir müzakere olmayacak. Putin'in müzakere olmayacak dedi ama Rusya'nın müzakere olmayacak demedi. Yalnız Putin'in. Çünkü bu uluslararası mahkeme tarafından aralan bir savaş suçlusu. İşte durum böyle. Ama şunu söylemek isteyeyim ki evet savaş çok kötü bir şey, yıkımlar ola, ölümler ola. Ama bu savaş Kırım Yarımadası'nın işgalden kurtulmasına da bir yol açtı demek mümkündür. Şimdi tek bir yol, yalnız silahla, savaşla Hərbi yol. kurtarılmak. Hərbi Evet. yol. Bəs hüquq baxımından siz Kırım'ın gələcəyini necə görürsünüz? Yəni sizcə siz Ukrayna konstitusiyasında bir dəyişiklik görmək istəyirsinizmi? Biz
Cumhurbaşkanı bu inaugurasyondan sonra kendi isteklerimizi söyledik ona. Biz dedik ki burada üç kanun kabul edilmesi gerek. Birincisi Kırım'ın kökenli halkları, Zakona Karenikler olup, orada Kırım Tatar halkı mutlaka Karenin yani yerli halk olarak tanınması lazım. Kabul İkinci de olundu, değil mi? O kabul olundu. evet, o 21 yılında kabul edildi, sağ olsunlar. İkincisi de Kırım Tatar halkının Ukrayna içerisinde statüsü konusunda kanun. Onun projesi de çoktan hazır. Biz onu Venedik Komisyonu'na yolladık. Onlar Avrupa standartlarına uygun olduğunu olmadığı konusunda kendi neticelerini çıkarıp bize yollayacaklar. Ondan sonra da parlamento sesyasına çıkarılacak. Üçüncüsü en mühim, Ukrayna'nın anayasasına, konstitüsyasına Kırım bölümünde değişmeler girişilmesi lazım. Orada artık böyle amorf Kırım Autonom Cumhuriyeti değil de milli teritoriyel, nasyonal teritoriyel avtonomi Kırımsko-Tatarsko Narodu. Kırımsko-Tatarsko nasyonal avtonomi olması lazım. Bunu tamamıyla Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi. Kabul edildi diye razı oldu bunun. Ama burada bu şey var. Savaş zamanında Ukrayna'nın anayasasında değişmeler gösterilmek mümkün değil. Yasak. Onun için o değişme gösterilmez. Şunu da söylemek isteyeyim. 2021 yılın Şubat ayında Avrupa Parlamentosu'nda bu Sözleşme Ukrayna'nın EES diye bir dokument kabul edildi. Orada 93 madde var. Onun 60. maddede Avrupa Parlamentosu Avrupa Parlamentosu'nun Ukrayna'dan talebi. Birinciden yine de bu Kırım Tatarları kökenli halk olarak kabul edilmesi, ikinciden Kırım Tatar halkının statüsü konusunda, üçüncüden de bu anayasaya değişmeler gösterilmesi konusunda söz yürütülüyor. Yani demek istediğim ki Avrupa Parlamentosu, Avrupa kuruluşları bizim taleplerimizi iyi anladı, bunu kabul etmektedir. Tek kalan mesele bizim parlamentomuz tarafından bu kanunların kabul edilmesi. Bizim Eğer bu parlamentomuz diyen de kanunlar siz. kabul edilirse elbette Kırım Tatarların geleceği yani o halkın yeryüzünde kalacağı, inkişaf edileceği garantisi var. Mustafa Bey, Ukrayna'nın müdafiye naziri Rüstem Umarov da Kırım Tatarıdır. Bilmiyorum burada bir simbolik mana var mı? Yani ümumiyetle bilmiyorum ki sizinle de çalışmış birisi. Şunu söylemek istiyorum ki aslında Ukrayna'da maalesef Sovyet zamanından kalan böyle stereotipler vardı. Kırım Tatarlar konusunda. Gizli böyle açıktan açık söylemiyorlardı ama mesela işgal olduğu zaman oradaki bizim bu askeri kuruluşlar Ruslarla savaşmadılar. Sonra biz oralardan soruyoruz. Dedik ki neden sizler bu Verkhovni Rada'nın, Kırım Autonom Cumhuriyeti Rada'sının, Sovyet Ministri Başbakanlığı'nın işgal ettikleri de hiçbir şey yapmadınız. Bunlar diyorlar ki, birinciden bize böyle karar gelmedi. İkinciden bizim esas vazifemiz, bizim stratejimize göre Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne en büyük tehlike Kırım Yarımadası'nda Kırım Tatarlarıdır. Yani onlar bizden nasıl olur Ukrayna'ya karşı bir şeyler bekliyorlardı. Böyle düşünceleri vardı. Ama bu pratik olarak o geçen vakiyalar gösterdi ki bu korku, hıyanet, hainlik esnasında yalnız Kırım Tatar halkının meclisi açıktan açık işgalciler defolunuz bu Ukrayna Kırım Ukrayna toprağı değil yalnız biz olduk. Onun için elbette hem Ukrayna toplumunda hem Ukrayna'nın bu iktidar koridorlarında Kırım Tatarlarının değerleri epeyce yükseldi. Onun için şimdi açıktan açık basında da yazıyorlar ki такое счастье, что в Украине есть такой народ, такой верный союзник, как Крымско-Татарский народ. Endi bunu demeye başladılar. Maalesef bu olaylardan sonra. Ama önceden
Bu biz söylediğimiz kanunlar kabul edilmiş olsaydı ve %100 işgal etme imkanı olmazdı demiyorum. Ama çok zor olacak Ruslara Kırım'ı işgal etmeyi. Eğer gerçekten orada milli muhtar cumhuriyet olsaydı. Yani ne farklı olacaktı? Что было бы иначе? Во всяком случае, ни в коем случае парламент национально-территориальной автономии никогда бы не бы голосовал бы за присоединение Крыма. Он бы быстро мобилизовал бы все силы внутри Крыма для отпора агрессору. Но там в коридорах власти автономной республики были в основном пророссийские люди и агентура ФСБ. И это значительно, конечно, облегчило задачу оккупантов. Mustafa Bey, siz devlet liderlerinden daha çok kiminle danışırsınız? Yani Kırım Tatarları meselesinde en çok desteği kimden görürsünüz? Ну, для нас самые в первую очередь союзники это те, которые накладывают санкции против агрессора. Практически делают для того, чтобы ослабить Россию и открыть возможность для деоккупации Крыма. Конечно, большинство стран мира, Генеральная Ассамблея ООН 29 марта 2014 года показала, 100 государств проголосовали против присоединения Крыма к России. Ну, большинство остальные воздержались, и всего где-то 11 государств, включая саму Россию, проголосовали против. То есть я хочу сказать, что подавляющее большинство в мире не поддержало и не поддержит вот эту оккупацию. Но меня, конечно, больше всего разочаровало то, что те народы, те государства, которые мы, ну, по рождению считаем братскими, будь то Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Казахстан, тюркские государства, они или воздержались, или же голосовали в унисон агрессору. Из всех независимых тюркских государств только Турецкая Республика решительно сказала, что это оккупация, что мы его не признаем и никогда не будем признавать. И большинство мусульманских стран тоже. 54 государства входят в Организацию Исламской Конференции, из них только 28 государств поддержало вот эту резолюцию. Остальные, подавляющее большинство, оказались нейтральными, кто-то отсутствовал, перед нами политическое отсутствие такое. А два государства, Сирия и Судан, поддержали агрессора. Yəqin ki, eynisi Krim platformasına da aiddir. Наверное, то же самое и касается Крымской платформы. То есть, к сожалению, мы не видим большинство или, по крайней мере, некоторые тюркские государства в этой платформе. Что вам это говорит? Bu size ne deyir? Ну, вот очень много было дискуссий. У меня вот в Турции тоже спрашиваете, как видите единение тюркских государств, как вы смотрите на вот этот вот союз независимых тюркских государств. А я всегда говорил и придерживаюсь такого мнения, пока эти государства действительно не станут независимыми, от этого единства никакой пользы нет. Если они каждый свой шаг сверяют на то, как на это посмотрит Путин, как на это прореагирует Москва, это не независимое государство. Это пока еще вассалы. Поэтому из всех тюркских государств я вижу пока единственное независимое государство – это Турецкая Республика. А как вам видится будущее Крыма? Siz Крым'ın geleceğini nece görürsünüz? Geleceği bizim isteğimiz, evet, bu istediği yerine getirmek için, gerçekleştirmesi için biz elimizden geleni hep yapacağız. Orada Kırım Tatar Muhtar Cumhuriyeti olması lazım. Her bir millet kendi toprağında kendi kaderini tayin etme hakkı olması lazım. Bu uluslararası kanunu. İşte bu kanunlara, bu kaideleri, uluslararası kaidelere göre bizim orada otonom cumhuriyetimiz olması lazım. Başka yol yok. Mustafa Bey, mənim bildiyimə görə sizin evinizdə deyəsən bir Azərbaycanlının portreti var. Belədirmi? Nasıl? Мне кажется, у вас, кажется, в квартире есть портрет азербайджанца. Кто этот азербайджан? И так ли это? Не, у меня портрет Ульфеса Чебея есть. Мы с ним друзья были. Да, его я очень ценю. И очень жаль, что во главе государства Азербайджана нет Ильчебея.
Но он уже скончался, но хотя бы такого рода человека пока нет. То есть именно какие качества вы хотели бы видеть у главы государства Азербайджана? Но это именно такого человека, как и тебе. То есть в каком смысле? Нея Гюра. Почему? Но Что было бы иначе? Мухтар Кесикбей выступал действительно за подлинную независимость Азербайджана и за братство, за единение тюркских народов. Сейчас это в нынешнем Азербайджане этого не наблюдается. Хотя, я должен сказать, положительный момент в политике Ильхама Алиева, то, что вот он в тесном союзе с Турецкой республикой все-таки ему удалось освободить от оккупации Нагорный Карабах. Это его большой плюс, и я думаю, это его запишется в его биографии очень красной строкой. Ben bir sual da size vermek istedim. Kolaborantlarla bağlı Kırım Tatarında, Kırım'da. Bak onlar nece görürsünüz gelecekte? То есть мой вопрос по поводу коллаборантов Крыму. Как по вашему, что, какие должны быть, какая должна быть система наказания, скажем, или как привести к ответственности? Я думаю, должно быть все в соответствии с украинскими законами. У нас принят закон о коллаборантах. Те, которые участвовали в репрессиях против своих граждан, нарушение, грубейшее нарушение их прав, сотрудничали с оккупантами в ущерб территориальной целости и в ущерб суверенитету Украины, они должны быть понести наказание. Мы, кстати, ведем очень тщательный учет, правда, пока по открытым источникам. Но прокуратура автономной республики, которая есть у нас в Киеве, она ведет тщательный отсчет всех коллаборантов, в том числе, конечно, из числа крымских татар. Но, слава богу, в процентном отношении этих коллаборантов у нас не так много. Они как-то не приживаются у нас. Просто народ их выталкивает из своей среды, с ними не здороваются, не садятся в один стол, на их похороны не приходят, на свадьбы не зовут, на их свадьбы не приходят. Поэтому число этих коллаборантов не увеличивается, слава богу. Но жизнь продолжается, знаете, вот столько лет, 10 лет идет такая массированная обработка мозгов молодых людей. Те 7-летние мальчики, которые были в период оккупации, уже 17-летние, 18-летние мужики, мужчины, люди, они... У них вот это формирование мировоззрения в значительной мере было под влиянием российской пропаганды. Хотя, должен сказать, у нас вообще формирование мировоззрения детей происходит преимущественно в семье. Поэтому пропаганда на них не очень влияет. Но в определенной мере влияет. Я вот хорошо помню, скажем, эпизод «День смерти Сталина», когда у нас в школе все плакали. Дети, там, преподаватели, ну абсолютно все. Вселенский плач был такой, как будто бы конец света. Только крымские татары не плакали. Потому что сразу было видно, что они получают здоровое воспитание в своих семьях. Я читала, Поэтому что вот вы... очень много у нас опасений, что же будет теперь вот с этим поколением, которое выросло на советской, на этой российской пропаганде. Меня это, кстати говоря, не очень беспокоит, потому что мы 70 лет были под коммунистической пропагандой, и хватило нескольких лет перестройки, гласности, и все, вот эта вот их пропаганда выветрилась. Вы рассказали прекрасную историю, как в детстве, вы помните, в школе, значит, новость смерти Сталина, как она была воспринята крымскими татарами. Я читала где-то, что вы даже сказали, или ваш друг сказал, что скончалась собака, или сдохла собака. А, отец сказал. Отец ваш сказал. Диктаторы, конечно, в любом случае, их период кончается, после диктатуры приходит другой, более демократический срок. Но, видите ли, проблема в том, что некоторые диктатуры очень могут долго держаться. Ну, скажем, вот эта династия Кимов, Ким Чен Ир, Ким Чен Ын и все такие, сколько лет они практически держат свой народ в рабстве. И просвета какого-то нет, пока не будет там какой-то на определенный период внешнее правление.
Есть такое. Но, конечно, в счете никакая диктатура таких светлых перспектив, конечно, не имеет. Благодарю вас действительно за очень интересное интервью. Çok sağ olun. Teşekkür ederim size ve uzun Size çok ömür, teşekkür can ederim size. sağlığı. Azat, azat Kırım arzulayırıq. Amin. Amin. Teşekkürler. Çok sağ olun.